Herkese iyi akşamlar. Bir tek videosuyla daha karşınızdayım. I Love Winter Tech videosu çekeceğim. Zaten yılbaşı ağacını gördüğünüz için tahmin etmişsinizdir. İlk sorum favori lip balmın ve kremin. Favori lip balmım şu Yves Rocher'in bademliydi sanırım. Bademli olanı. Çok güzel bir kokusu var ve nemlendirmesi de oldukça iyi. Bunu seviyorum. Kış için de uygun olduğunu düşünüyorum. Kremim de şu La Roche-Posay'in Hydran Richie. Şöyle yapısı çok güzel, yoğun. Özellikle kuru ciltliyseniz kesinlikle nemlendirmesi çok başarılı. Bunu epey de bir kullandım geçen sene. Bu sene de bitiririm zaten. Son derece başarılı. Ama bunu almayacağım tekrar. Favori kış oje ve ojelerin. Tabii ki soğuk renkler. Ben şöyle göstereyim. Bir tanesi bu Sevilla'nın top rengi olan. Böyle fazla da yaklaştırmak istemiyorum. Geçen videoda herkesin gözüne sokarak çekmişim ne yazık ki. O yüzden umarım ki okunuyordur. Böyle güzel bir top rengi. Taban rengi olarak zamanında Cherry Carter'dan aldığım bu Color neydi? Color Club. Bu siyah bir oje, mat. Yapısı güzel. Bunun üstüne de yine Color Club'ın bu simli ojesini uyguluyorum ve çok güzel bir görüntü oluşuyor. Özellikle yılbaşı için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Işıltıları muazzam. Böyle güzel ışıltılı bir oje. Yine bu American Apparel ojeydi sanırım. Bakacağım şuradan. Passport Blue mu? Passport Blue. Bu da güzel bir oje. Bunun yapısı çok yoğun. Sürerken ben zorlanıyorum. Zaten pek oje sürmeyi seven bir insan değilim. Çok becerikli de değilim. Ama güzel bir oje. Çabuk kuruyor ve kalıcılığı çok iyi. Renk vermesi de harika. Ben bu ojeyi çok sevdim. Tabii ki zor sürülmesi haricinde. Rengi de çok güzel. Koyu bir lacivert. Burada çok iyi belli olmayabilir. Son olarak da şişesine bayıldığım şu markanın ismini de okuyamıyorum ama NFU muydu? Değişik bir okunuşu vardı ama ben tam okuyamıyorum. Bu bendeki 60 numara. Böyle içinde sarı, yeşil ve kırmızı pullar var. Ama yani anlatılacak gibi değil. Çok çok güzel. Tek başına değil ama özellikle mesela kırmızının üzerine sürdüğünüzde ya da siyahın üzerine sürdüğünüzde harika duruyor. O zaman bunun çok meşhur bir rengi vardı. 52 numarası mıydı? Neydi? Kalmamıştı. Eğer kalsaydı kesinlikle oradan alırdım. Şişe zaten olayı bitirmiş. Gördüğünüz gibi. Böyle korse şeklinde bir kapak. Ve altı da yine böyle etek şeklinde geliyor. Harika bir tasarım. Son derece de pahalı bir ojeydi zaten. Daha sonra da ben öbür rengi alamadan kozmetik yasağı çıkmıştı. Çok çok güzel bir oje. Bunun bir tanesi daha var bende mavi olan. Onu da kız kardeşime verdim. Hani böyle süs olarak kullansın diye. Bunu da çok severek kullanıyorum. Özellikle kışın çok şık bir oje olduğunu düşünüyorum. Favori kış içeceğin. Şimdi ben bardağa koydum ama bardak gördüğünüz gibi boş. Çünkü favori içeceğim yok şu an evde. Ben acayip derecede boza seviyorum. Yani öyle böyle değil. Kışın her gün içebilirim. Bardak bardak içebilirim yani. O derece çok seviyorum. Boza değişik bir içecek. Herkesin sevdiği bir içecek değil. Özellikle hiç denememiş olan insanlardan kime denettiysem nefret etti. Etrafımda da çok seven yok. Yani böyle birkaç kişi var. Ama ben bayıla bayıla içiyorum. Hani salepten daha fazla seviyorum. Evet, soğuk bir içecek. Hani kışın sıcak bir içecek bekliyorsunuz ama boza kış içeceği. Gerçek bir kış içeceği.
içeceği. Çünkü yazın içemezsiniz. Yazın yok zaten. Sadece kış ayında yapılan bir içecek ve bana göre çok lezzetli. Özellikle tarçın ve leblebi koyduğunuz zaman muazzam olduğunu düşünüyorum. Favori kış rujun. Ben rujlarımı şöyle aldım. Benim için favori ruj diye bir şey yok. Favori ruj rengi var. Mesela geçen sene koyu pembe kullandım. Bu sene meşhur renk biliyorsunuz bordolar ve vişne çürükleri. O yüzden sanırım bu kış bunları kullanırım. Şu anda ne kullanıyorum? Şu an açık nude renk kullanıyorum. Hani öyle bordolara falan geçiş yapmadım. Zaten hani öyle iş yerinde falan da pek öyle koyu kullanmayı sevmiyorum ama bu tonları seviyorum. Şöyle göstereyim. Mesela bu burada yazıyorsam Simful'un bir ojesi. Roket miydi? Öyle bir şey. Roket, evet. Roket. Şöyle. Tabii akşam çektiğim için rengi çok fazla belli olmayacak. Ben yine şöyle swatchlayarak göstereceğim. Bu harika bir vişne çürüğü ve ucuz bir ruj olmasına rağmen kendisinden beklenmeyecek bir performansı var. Rengi harika. Yapısı da çok güzel. Kokusu da yok. Böyle çok hafif şeker bir kokusu var ama yok gibi yani. O kadar az. Böyle çok çok güzel bir morumsu vişne çürüğü. Hatta mor gibi duruyor ama vişne çürüğü. Yine morlardan devam edelim. Mesela bende çok eski zamandan kalma. Ay, kırmızıyı çıkarmışım. Evet. Şu. Bu da Chesedon'un yine böyle vişne çürüğü. Onu da hemen altına. Yani rengi çok çok güzel. Ben bunu çok komik bir rakama almıştım. Yine böyle Elka gibi bir yerden. Böyle. Renkler çok iyi belli olmayacak. Çünkü gün ışığında çekemiyorum. Bu da çok güzel bir renk. Ve sürümü yumuşacık. Bayılıyorum. Yani gerçekten Chesedon bu konuda çok iyi. Ruj konusunda. Bobbi Brown'un var. O da böyle koyu bir renk. Bunu söyleyeyim mesela. Port. Port 2. Şöyle. Lan hiç netlemiyor ya. Neyse. Ben size yine swatchlayayım şuraya. Mesela bunda morluk daha fazla. Bu da vişne çürüğü. Evet. Böyle. Ondan sonra şöyle bir kahve. Bakır kahve. Bu Nars'ın. Fokusluyor mu? Joyous Red. Yanlış okumuyorsam. Böyle. Gördüğünüz gibi. Kahve tonlarında. Ben normalde bu tonlarda rujları hiç beğenmiyorum. Fakat bunun duruşu çok güzel. Özellikle Taç Malallık'la beraber çok iyi bir ikili olduklarını düşünüyorum. Çok koyu görünmesine rağmen çok koyu değil. Ben şöyle birkaç kat sürdüm. Bu bir koleksiyonda çıkmıştı. Hangisinde çıkmıştı hatırlamıyorum. Sanırım geçen senenin kış koleksiyonunda çıkmıştı bu. Böyle. Son olarak da bende herhalde lise dönemlerinden kalma bir ruj bu. Nivea'nın 20 numaralı Kardinal isimli ruju. Çok güzel bir kırmızı. Ben bunu bayağı bir kullandım ki hani öyle çok kırmızı kullanan bir insan değilim ama o zamanlar daha cesurmuşum demek ki. Seve seve kullandım. Zaten Nivea'nın rujları çok güzel. Şöyle. Çok tabii ki bir Russian Red gibi değil. Hani ondaki kadifemsilik bunda yok. Ama tonu çok güzel. Ve her cilde de yakışabilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki
bulamayacaksınız. Çünkü Nivea'nın renkli kozmetiği artık ülkemizde satılmıyor. Evet, seçtiğim rujlar da bunlar. Favori kış parfümün. Favori kış değil, bu benim her zaman en favori parfümüm. Poem benim herhalde 15 senelik parfümümdür. İmza parfümüm, asla değiştirmedim. Değiştirmeyi de düşünmüyorum. Mükemmel bir koku, çiçeksi ve mesela ben parfümlerde değişimi sevmeyen bir insanım. Hani parfümü sıktığınızda nasıl kokuyorsa 15-20 dakika sonra akşama kadar da o şekilde kokması lazım. Ve buram buram kokması lazım. Hani parfümü sıkıyorsunuz, siz bir süre sonra siz o parfüm kokusunu alamıyorsunuz ama çevrenizdekiler alıyor. Ben o tarz parfümlerden hoşlanmıyorum. Ben parfüm kokusunu almam lazım. Mesela bu parfüm sıktığınızda, yani giysinizin üzerine sıkın. Buzdolabı. Gardırobunuza, kıyafetinizi asın. Bütün gardırobunuz kokuyor. O kadar kalıcı, yoğun ve aynı zamanda asla rahatsız etmiyor. Çok muazzam bir parfüm olduğunu düşünüyorum ve bunun yerine koyabilecek hiçbir parfüm bulamadım. Ki çok güzel parfümler var. Ama bunun kadar güzeli benim için yok. Ömrümün sonuna kadar değişmeyecek parfümümdür. Bu arada bu bendeki 30 ml'lik bir ürün. Türkiye'de yok biliyorsunuz 30 ml'lik parfümler. Yani belirli markalar hariç. Ben bunu vakti zamanında, yani yasaktan önce sanırım Chips Mels'ten almıştım. Tam emin değilim. Yani yabancı bir siteden almıştım. Severek de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi az az kullanıyorum. Çünkü çok pahalı bir parfüm ve tabii ki alamayacağım. Kışın takmayı sevdiğin 3 aksesuar. Çok üşüdüğüm için, daha doğrusu benim genelde burnum, ellerim ve kulaklarım çok üşüyor. Yani çok fazla hani böyle giyinen bir insan değilim. Kat kat giyinmeyi sevmiyorum. Ama ellerim ve kulaklarım özellikle çok üşüdüğü için mutlaka eldiven takıyorum. Özellikle şu parmaklı olanları seviyorum. Çünkü açabiliyorsunuz ve tekrar hani kapatabiliyorsunuz üşüdüğünüzde. Bir de sıcak tutuyorlar. Eldiveni çok seviyorum. Bereyi seviyorum. Bu biraz böyle değişik bir bere ama hani genel olarak bereyi seviyorum. Şıkta durduğunu düşünüyorum. Bir de kulaklarıma ve aynı zamanda boynuma kullanabileceğim bu tarz ürünleri seviyorum. Bunu annem örmüştü bana. Şöyle. Bunu isterseniz boynunuza, isterseniz böyle taç gibi kulaklarınızı örtecek şekilde kafanıza da takabiliyorsunuz. Böyle bu böyle kapanıyor. İşte şurası biraz böyle çiçek gibi. Bunu geçiriyorsunuz içinden. Ve şöyle çevirdiğinizde böyle bir şık bir görüntüsü oluyor. Böyle güzel bir ürün. Ürün yalnız. Güzel bir boyunluk gibi bir şey. Bunları seviyorum. Kışın çantandan ayırmadığın 3 şey. Kışın değil, her zaman çantamda bir kere mutlaka selpak olur. Ne zaman selpak taşımasam ihtiyaç duyarım. Böyle şaka gibi. Bunun dışında el kremim yaz kış mutlaka olur. Çünkü ben çok kuru cilde sahibim. Hatta zaman zaman egzamalı bir cilde sahibim maalesef. O yüzden sürekli vücudumun nemli olması gerekiyor. Aksi takdirde olmadık zamanlarda tahriş yaşıyorum. O yüzden el kremim ve vücut kremim mutlaka var. Bir de yine alerjik bir göz yapım olduğu için yanımda sürekli solüsyon taşıyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz günün ortasında lens batmaya başlıyor ve ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. O yüzden lens solüsyonum olmak zorunda, bazen pat diye lensi çıkarmak zorunda kalabiliyorum. Bu olmadan da kesinlikle olmaz. Kışın makyaj çantanda bulunması gereken 5 ürün. Bir kere lip balm mutlaka olmak zorunda. Çünkü dudaklarımız zaten çatlıyor. Herkesin hemen hemen aynıdır. Bu mutlaka olmak zorunda. Bundan başka ten ürünüm, ki bu aralar favorim, bu aralar değil epey bir zamandır, BB krem. Fondöten de olabilir. Yani ten ürünü olmadan yapamam. Yaz kış mutlaka ten ürünü kullanıyorum. Kaş kalemi ya da işte jeli, her neyse,
Ben biliyorsunuz elf inkini kullanıyorum. Şu an yanımda olmadığı için bunu gösteriyorum. Bu da bir kaş kalemi. Bu da Golden Rose'um. Kaşlarımı dolduruyorum. Çünkü kaşlarımın yapısı çok çirkin. Rimelim. Özellikle kışın akmayan rimel kullanmaya çalışıyorum. Çünkü lens kullandığım için bazen ovuşturuyorum ya da işte yüzümü yıkıyorum falan. O yüzden kışın genelde waterproof kullanıyorum. Tabi bir de yağmur faktörü var. Bir de allık kullanıyorum. Yani allığı da çok kullanan bir insanım. Benim için zaten makyajda allık ve fondöten oldu mu tamamdır. Hani rümelsiz de kalabilirim, kalemsiz, rüzsüz çıkabilirim ama mutlaka ten ürünü kullanmak zorundayım. Çünkü yüzüm çok renksiz. Ölü gibi oluyorum renklendirmezsem. Kış için favori saç bakım ürünlerin. Ben açık söyleyeyim, yani saç bakım ürünü kullanan bir insan değilim. Yani şampuanlıyorum, kremliyorum ya da maskeliyorum ve çıkıyorum. Çünkü aynı şekilde saç dibimde de egzama sorunum var. Her ürünü kullanamıyorum. Özel şampuan kullanıyorum. Sevmiyorum ama yapacak başka bir şey yok. Bunu kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde deli gibi kaşınıyorsunuz. Ve yara oluyor cildiniz. Zaten maskeyi de her zaman kullanmıyorum. Saçlarımda boya olmadığı için. Mümkün mertebe çok fazla ürün kullanmıyorum. Sadece saçlarımı şekillendirmeden önce saç koruyucu kullanmaya çalışıyorum. Bir de eğer ki böyle saçlarım çok karışık olmuşsa bazen sprey kullanıyorum. Ama her zaman değil. Yani öyle saç bakımı yapan bir insan değilim. O yüzden favori bir saç ürünüm yok. Kışın hoşunuza giden mevsimsel olaylar. Eğer evde oturuyorsam karın yağmasına bayılıyorum. Yani böyle lapa lapa yağabilir. Ama eğer ki dışarıda işim varsa en nefret ettiğim şey kar yağması. Çünkü biliyorsunuz özellikle de İstanbul'da yaşıyorsanız kesinlikle kar berbat bir olay. Yani trafik Arap saçına dönüyor. Yollar nasıl çamur oluyor falan böyle. Onu sevmiyorum. Ama özellikle böyle kışın yılbaşına doğru süslemeleri seviyorum. Vitrin süslemeleri, ışıklandırmaları seviyorum. O renkliliği seviyorum. Kış için favori olan 3 cilt bakım ürünü. Şimdi bir tanesi genelde hep nemlendirmeye yönelik ürünler oluyor tabii ki. Bioderma'nın bu Sensibio maskesini çok seviyorum. Ben bunu maske olarak değil nemlendirici olarak kullanıyorum. Özellikle akşamları. Çünkü cildim benim bunu emiyor. Ben bunu kalın bir tabak halinde sürüyorum. Yatıyorum ve cildim emmiş oluyor. Herkes de öyle olmayabilir. Benim cildim çok kuru olduğu için maalesef bunu kullanıyorum. Ve gerçekten de iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaten Bioderma markasını seviyorum. Yani ecza ürünü olduğu için. Yine aynı şekilde doktor tavsiyesiyle aldığım, özellikle egzamalı, atopik egzaması olan insanların çok yakından tanıdığı bu Excipial Lipo'yu kullanıyorum. Bunun bir de başka bir şey daha vardı. Hydros galiba. O su bazlıydı herhalde. Bu yağ bazlı. Yani bunun nemlendirici özelliği daha fazla. Bunu da eczaneden almıştım ben. Aynı zamanda cilt doktorları da yazıyorlar bunu. Yani çok ucuza da alabilirsiniz. Ben bunu 10 lira gibi bir şey aldım. Cilt doktoruna yazdırırsanız işte 2 liraya falan alıyorsunuz. Bunu kullanıyorum. Bundan başka böyle cildimi o pul pulluğunu alan herhangi bir ürün görmedim. Hani body butter da kullanıyorum ama bu harika bir şey. Yüzünüze de kullanabiliyorsunuz. Çok iyi. Bir de tabii doktor tavsiyesi olunca güvenle kullanıyorsunuz. Çok çok da bereketli bir ürün. Severek de kullanıyorum yani. Diğeri de göz ürünüm. Aslında favori göz kremim bu değil. Ama bittiği için şu an bunu kullanıyorum. Ara ara kullanıyordum. Artık sürekli olarak kullanıyorum. Şöyle bir kere jelimsi, daha doğrusu vazelimsi yapıda, bu vazelim olayını sevmiyorum ben. Hani benim için krem tarzı olması daha önemli. Ama bu vardı, bunu aldım. Ben bunu Elka'dan almıştım. Yani bu yapış yapış biraz hafif böyle bir yapışkanlığı var ama fena da bir ürün değil açıkçası. Güzel, şişesi falan da çok şık. Bunu kullanıyorum. Nemlendirmesinden de memnunum. Bütün ürünlerde olduğu gibi mucize beklemiyorum. Evet, bir videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.